Birinci sorumuzda dik koordinat sisteminde ABC üçgeni verilmiştir. Buna göre üçgenin ağırlık merkezinin koordinatları farkı hangisi olabilir? Şimdi bakın arkadaşlar, 1, 1, 2, 3 yani A'mız 1'e 3. Bakın B orijin burası olduğuna bakın 1, 2 ve 1. O halde B'miz bakın eksi 2'ye 1. C ise bakın aşağı doğru 2 birim gittiğimiz için C ise 0'a eksi 2. Şimdi ağırlık merkezini bulurken apsisleri toplayıp 3'e bölerdik. Ordinatları toplayıp 3'e bölerdik. O halde bakın apsisler için 1 eksi 2 artı 0'ın 3'te 1'i. Ordinat için 1 artı 3 eksi 2'nin 3'te 1'i. Bakın apsisimiz eksi 1 bölü 3. Ordinatımız ise 2 bölü 3 oldu. Şimdi bize x arasındaki farkı soruyor. Bakın o zaman mutlak değerce yazalım. Eksi 1 bölü 3. Eksi 2 bölü 3. Bakın bunun mutlak değeri bizim için eksi 3 bölü 3'ten 1 olur. Yani farkımız ya 1'dir arkadaşlar ya da eksi 1'dir. Aradığımız cevap B seçeneğidir. İkinci sorumuzda A, B noktaları verilmiş ve ile ikinci bölgede bulunan bir C noktası alınıyor. AC, BC'yi dik. ABC üçgenin ağırlık merkezi GA'ya sıfırdır. Buna göre A kaçtır? Bakın şöyle bir çizgimizi çizelim arkadaşlar önce. Şimdi B 0 11 arkadaşlar 11 şurada olsun. Bakın A 0 eksi 19 o da şurada bir yerde olsun. Şimdi bu nokta bizim B, bu nokta bizim için A noktamız. Şimdi bir C noktası alacağız bakın ikinci bölgemizde o da burada olsun. Şimdi bizim BC ile bakın AC bizim için dik olacak. Ve bakın ağırlık merkezi G A'ya 0. Şimdi A'ya 0'sa bakın ağırlık merkezi burada olmalı. O halde biz bunu şöyle çizdiğimiz zaman bakın buradan geçmeli. Şimdi arkadaşlar bakın ağırlık merkezi olduğu için A ile B'nin tam ortasına denk gelmeli. Bakın 11 ile eksi 19 arası 30 birim. O halde bu kısım 15, üst kısım da 15 olacak. Burası 11 olduğundan bakın alt kısma 4 kaldı. Şimdi bakın şöyle bir hatırlatma yapalım. Şimdi bizler bakın dik üçgeni vurduğumuz zaman bakın bu kısım 30. Ve bizler bakın kenarortay vurursak burası 15, burası 15 ve burası da 15 olmalı. Ağırlık merkezi verilirse 2'ye bölmek zorundayım. Yani burası 5 olmalı, bu kısım ise 10 olmalı. 2'ye 1 oran. Bakın şurada güzel bir dik üçgenimiz var. Bakın şu kısım 3 birim. Fakat biz ikinci bölgede olduğumuzdan bizim ağırlık merkezimiz eksi 3'e 0 olur. Yani A noktası eksi 3'tür. Dik koordinat sisteminde ABC dikdörtgeni verilmiştir. A 0,6, B eksi 4'e 0 olmak üzere ABD üçgenin ağırlık merkezi G1, ADC üçgenin ağırlık merkezi G2'dir. Buna göre G1 ve G2 noktalarının apsisleri toplamının ordinatlarının toplamına oranı kaçtır? Bakın A 0,6, B ise eksi 4'e 0. Şimdi arkadaşlar bakın şu kısım 6, şu kısım 4 ve dikdörtgen olduğu için burası ve bu kısım da dik. Şimdi Öklid bağıntısından 6'nın karesi 36, 4 ile 9'u çarparsak 36. O halde D noktamız 9'a 0. Şimdi de C'yi bulalım. Bakın karşılıklı köşelerin toplamları eşitti. Şimdi 9 eksi 4 daha 5. 0 ise buranın 5 olması lazım. Bakın ordinatların toplamı burada 0. Burada 6 olduğundan burada eksi 6 olmalı. Şimdi G1'i bulalım arkadaşlar. Bakın ABD üçgeni, ABD üçgeni 0, eksi 4, 9 daha 5 bölü 3, 6, 0, 0 daha 6 bölü 3. Şimdi G2'yi bulalım. Bakın ADC üçgeni, bakın ADC üçgeni. Şimdi 9, 5 de buradan 14, 14 bölü 3 oldu. 6, eksi 6 daha 0, yani bu kısım 0 gelir arkadaşlar. Durumda bakın, apsislerin toplamı 5 bölü 3 artı 14 bölü 3. Ordinatların toplamı bakın 6 bölü 3 2 zaten onu da buraya yazdık. Ama burası 19 bölü 3 bölü 2. 19 bölü 6 olur.